ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyeti fiilen bugün itibariyle yok. Yarın bana yalan diyenler hepiniz utanacaksınız. Meclise tansiyon bu kez Süleyman Şah Türbesi ile ilgili tartışma nedeniyle yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerlerle ilgili şok bir iddia ortaya attı. Süleyman Şah Türbesi'nin IŞİD'in eline geçtiği ve kimi kaynaklara göre bütün askerlerin rehine olduğuna dair haberler tüm dünyaya vakıf oldu. Herkes şimdi bu konuyu merak ediyor. Muhalefet partilerinin temsilcileri İçişleri Bakanı'ndan bu şok iddiayla ilgili açıklama beklediklerini söylediler. Hükümetin değerli milletvekillerine bilgi vermesi ve kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın verdiği cevap ve o cevabı verirken kullandığı üslup muhalefetin tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı bu konuda resmi açıklama yapmıştır. Lütfen sitelerden okuyorsunuz, açın oradan okuyun, böyle bir şey yoktur. Burası il idare kurulu değil. Vallahi ya. Ben de nüfus müdürü değil. İçişleri Bakanı'nın benim gündeme getirdiğim konuyla ilgili cevabı gayri ciddidir. Lakayt bir cevaptır. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerlerle ilgili iddiayı bir adım daha öteye taşıdı. Ancak sorusuna bakandan cevap alamadı. Sorun şudur, 11 aydır teröristleri geldiği halde değiştirilemeyen asker var mıdır orada? Yani teröristi geldiği halde Türkiye'ye gelemiyor ise bu askerler, demek ki ortada bir problem vardır. Yani rehin alma olayı bu şekilde midir acaba? Öte yandan polis kolejlerini ve akademilerini kapatan hükümetin İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan ikinci reform izleme grubu toplantısında ilginç bir açıklama geldi. İhtiyacımızın beşte biri kadar komiserimiz var. 1000 başkomiser var, yaklaşık olarak 7000 ihtiyacımız var. Yaklaşık olarak 2000 komiserimiz var, bizim 10.000 komisere ihtiyacımız var. Şimdi bu böyle mi devam etsin?